Değerli dostlarım, hepinize yeniden merhaba. Ukrayna cephesine bakacağız. Çünkü Ukrayna cephesinde yaşanılan gelişmeler, belki de Rusya'nın içinde yaşanılmış olan o isyan, ayaklanma adı ne olursa olsun, büyük istikrarsızlığın devamında neler olabileceğini göstermesi bakımından önemli. Çünkü sonuç itibariyle Ukrayna'da başarısızlık devam ederse, Yevgeni Prigojin yaşıyor mu yaşamıyor mu belli değil ama Yevgeni Prigojin'in ifade ettiği bütün o gerçekler giderek Rusya halkı tarafından da benimsenir ve gerçekten Sergey Shoigu ve Gerasimov, Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov'un dışında doğrudan Rusya lideri Vladimir Putin'e büyük bir eleştiri oku yönelebilir. Çünkü sonuç itibariyle bütün bu kriz yani Rusya'nın içinde yaşamakta olduğu kriz 24 Şubat 2022 günü sabah saatlerinde Rusya lideri Vladimir Putin'in almış olduğu bir kararın devamı olarak yaşanıyor. Eğer ortada Ukrayna'da yaşanılan bu kanlı tablo ve ağır başarısızlık olmasaydı Yevgeni Prigojin'i kim tanırdı? Sonuç itibariyle Putin'in ekibine girene kadar sokaklarda hamburger satan eski bir sabıkalıdan bahsediyoruz. Ama önce büyük bir restoranlar zinciri sahibi oluyor. Sonra 2014 yılı itibariyle Putin'in vekili olarak Wagner'in başına geçiyor. Vesaire vesaire. Uzun uzun anlatmaya gerek yok. Sonuçta bütün bunlar nereye geliyor, dayanıyor? Bütün bunlar Ukrayna'ya dayanıyor. Nitekim Jens Stoltenberg çok doğru bir açıklama yaptı. Bakın ne diyor NATO Genel Sekreteri. Yaşanılanlar Putin'in Ukrayna Savaşı'nı başlatarak nasıl büyük bir stratejik hata yaptığını gösteriyor. Kırım'ı yasa dışı ilhak ve sürdürülen savaşın nasıl büyük bir stratejik yıkım olduğu son olayla beraber anlaşılmıştır diyor. Sonra Jens Stoltenberg devam ediyor yani açıklamasını. Eğer Rusya elitleri veya Rusya'yı yöneten devlet aklı bu yolda devam ederse yakın bir gelecekte Rusya Federasyonu'nun içinde de önlenemeyecek bazı olayların yaşanabileceği yönünde ciddi kaygılar belirtiliyor. Mesela Çeçenistan ve Dağıstan hattının son derece gergin olduğu ve o bölgelerle Tuvaların yaşadığı bölgelerde, Türklerin yaşadığı bölgelerde niçin sürekli bizim evlatlarımız ölüyor soru işaretinin anormal ölçekte yükseldiği bir döneme girmiş durumdayız. Ramazan Kadirov'un TikTok oynamaktan savaşmayı unuttukları söylenen Ahmat grubu askerlerinin muhtemel bir Çeçen ayaklanmasını veya Dağıstan'daki büyük bir patlamayı önleyebilecek kapasiteden çok geri oldukları, son olarak Yevgeni Prigojin'in 200 kilometre mesafeye kadar Moskova'ya gitmesinden belli oldu. Onu ayrıca anlatacağım ama ben şimdi Ukrayna'yı söylüyorum. Çok önemli gelişmeler var. Ukrayna'da çok önemli. Gerçi Rusya ve bazı Batılılar hep şunu söylüyorlar. O 3 gün içinde Ukrayna ordusu doğan kaos ortamından tam olarak faydalanamadı falan diyorlar. Ama bence Ukrayna ordusunu yöneten beyinler daha doğrusu kurmaylar son derece akıllı davranarak bu işleri yürütüyorlar. Eğer vay canına Yevgeni Prigojin orada büyük patırtı çıkardı, Rus ordusu bloke olmuştur, biz şimdi bunların üzerine bir yüklenelim deselerdi büyük bir olasılıkla çok ağır kayıplar vereceklerdi. Çünkü bütün bu son 4 günün özeti olarak söyleyebileceğim laf, Rusya'nın iç istikrarsızlığıyla bağımsız olarak gelişiyor Ukrayna'daki savaş. Orada herkes birbirine girse de taraflar öyle bir mevzilenmişler ki Ukrayna topraklarında, Rusya birbiriyle girse, ikiye bölünse, dörde bölünse de oradaki asker görevini yapmaya devam ediyor. Nitekim ayaklanmanın en üst düzeye çıktığı bir sırada Liman, Kupyansk bölgesine Rus ordusu
nasıl büyük bir saldırı gerçekleştirdi, nasıl sonuç alıcı bir taarruzdu ve iki günde ancak durdurulabildi. İşte bunun açık örneğidir. Hanna Malyar diyor ki, Savunma Bakan Yardımcısı, Zaporijya güneyi Melitopol Berdyansk hattında Ukrayna güçleri kademeli olarak son 7 günde 130 kilometre karelik bir alanı özgürleştirdi. Bahmut şehri çevresindeki Rusya Federasyonu askerleri hızla çekiliyor. Rus birlikleri bazı bölgelerde ise çok sert direniş gösteriyor diyor. Genelkurmay'dan açıklama var. Rusya'nın Donetsk üzerinden gerçekleştirdiği tüm saldırılar püskürtüldü diyor. Yani Rusya ordusu orada bir bela çıktı. İşte ne bileyim ben, Moskova az daha düşüyordu. Araya Alexander Lukashenko, öyle şeylere bakmıyor. Öyle şeylere bakmıyor. Rusya ordusu kendisine verilen bütün görevleri hiçbir şey olmamış gibi devam ettiriyor. O yüzden iki tarafı biraz ayırarak bakmakta yarar var. Ben öyle bakıyorum. Liman, Bahmut, Avdiivka ve Marinka'da 36 saldırı etkisiz kılınmış durumda. Zaporijya, Herson bölgelerinde harekat başarıyla sürüyor diyor. Şimdi bu Zaporijya, Herson bölgesindeki başarılı harekatlar ve Donetsk'in bazı bölgelerinde çok sembolik bir iş ortaya çıkardı, sembolik bir durum ortaya çıkardı. O da bu bölgelerin bir bölümü, önemli bir bölümü, yani taarruzun yapıldığı bu bölgelerin önemli bir bölümü 2014 yılından bu yana işgal altındaydı. Ve o yüzden bu Donetsk'te mesela bugün sabah saatleri itibariyle Rivnobil kasabası ele geçirildi. Bu 2014 yılında kaybedilmiş bir toprak. O yüzden Ukrayna askeri yine Siversky, Donetsk, Donbas kanalı civarında inanılmaz göğüs göğüse savaş. İnanılmaz. Yani Birinci Dünya Harbi Savaşı gibi. Böyle mevzilerin içinde birbirlerini öldürüyorlar. Görüntüler öyle. Kullanmıyorum yüksek müsaadenizle. Yani kullansam ne olacak? Birbirini öldüren insan mı görmek istiyoruz? Biz sadece durumu anlatmaya çalışalım. Ve orada mesela iki Tugay ile karşı karşıyaydı. O bölgenin, yani Siversky, Donetsk, Donbas kanalı, batı kanadının Ruslardan olduğu gibi temizlendiği ifade ediliyor ki o bölgede 2014'ten bu yana Ukrayna'nın elinden çıkmış bir şeydi. Valeri Sharchen, Ukrayna ordusu Tavria bölge sözcüsü, Rus ordusu birliklerimiz tarafına kimyasal bir silah atmak zorunda kaldı çok sıkışınca. Fakat rüzgar tersten esiyordu, onlar etkilendi diye de bir açıklama yaptı. Şimdi demek ki orada o göğüs göğüse savaşta sıkışılınca ister istemez bütün imkanlar kullanılıyor gibi bir durumla karşı karşıyayız ve böyle de bir durum gözüküyor. Zelenskiy ile Biden'ın telefon görüşmesi sonrasında ortaya çıkan tablo, Amerika Birleşik Devletleri liderliğindeki NATO'nun 11 Temmuz günü Vilnius, Litvanya Vilnius'ta yapılacak zirve toplantısında Ukrayna'ya çok ama çok büyük bir hukuki güvence sağlayacağı yönünde. Bu gerçekten Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı zorlayabilecek bir gelişme. Çünkü onlar Ukrayna'ya her ne kadar yasal ve meşru anlamda direnişleri normaldir ve işgal kabul edilemez deseler de Vladimir Putin'le ilişkilerini farklı bir zeminde tutmaya çalışan bir iki NATO üyesi ülke. Fakat benim gördüğüm kadarıyla NATO'da Ukrayna'ya neredeyse Ukrayna bir NATO üyesiymiş gibi davranılacak bir biçimde geniş bir garanti sağlanmaya hazırlanıyor. Nitekim Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nausada şöyle bir açıklama yaptı. Eğer Evgeni Prigojin ve ona bağlı olan adamları yarın bir gün karşımıza Belarus'ta çıkacaksa
bütün NATO'nun bu bölgeye yani Doğu cephesine büyük bir destek olması gerekmektedir dedi. Daha bu laf bitti. Vilnius'a geçti. Federal Almanya Başbakanı Şansölye özür dilerim Savunma Bakanı Boris Pistorius ve şu açıklamayı yaptı. NATO'nun doğu hattını güçlendirme amacıyla 4000 askerden oluşan savaş gücü, Alman savaş gücü çok yüksek bir tugayı Litvanya topraklarına yerleştirme kararı aldık dedi. Bunun için gerekli inşaat faaliyetleri başlamış ve Rusya'ya ait Kaliningrad diye küçük bir bölge var. Rusya orada nükleer füzeleri de tutuyor. O bölgeye yerleştirilecekleri söyleniyor. İkinci Dünya Harbi'nin iki büyük mağlubu Almanya ve Japonya görüyorsunuz Putin sayesinde nasıl bir stratejik sıçrama yaptılar ve Alman ordusu İkinci Dünya Harbi'nden bugüne kadar dışarı, topraklarından dışarı çıkmasına izin verilmeyen Alman ordusu 4000 askerlik bir tugayla Litvanya'ya yerleşiyor ve NATO'nun doğu hattında Rusya'ya karşı güçlendirmek amacıyla gerçekten çok özel bir dönem yaşıyoruz. Hoşça kalın.